İnsanı haksızlığa, adaletsizliğe, zulme sürükleyen en önemli duygulardan biri de maalesef tarafgirlik duygusudur. Taraf tutmaktır. Mesela X takımını tutan birisi onun karşısındaki her takıma düşman olur. Ve X takımının hiçbir kusurunu görmez. Bütün kusurlarını, eksikliklerini savunur, yorumlar, tevil eder, tefsir eder, bir şekilde haklı çıkartmaya çalışır. İşte bu durum aynen evliliklerde de yaşanmaktadır. Birçok erkek veya kadın annesine babasına taraf olduğu için annesinin babasının hiçbir yanlışını, hiçbir hatasını görmez. Görse de onu bir şekilde yorumlar, basitleştirir. Yani deveyi pire yapar. Ama kendi eşinin kusurlarını pireyken deve yapar. Eşini eleştirir, rahatlıkla aşağılar. Annesine babasına gelince de ya annedir o, ya işte babadır o deyip geçiştirir. Ha, bu da eşindir. O da senin çocuklarının annesidir, senin çocuklarının babasıdır. Lütfen, hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez. Hakkı tutup kaldırmasını bilmeliyiz. Ben annenize saldırın, babanıza saldırın demiyorum. Ama annenizin, babanızın yanlışlarının yanlış olduğunu en azından kabul edin. Anneniz hasta olabilir, babanız hasta olabilir. Anne, baba kusursuz demek değil ki. Anne, baba psikolojik sorunları yok demek değil ki. Onların da problemleri vardır. O problemleri önce bir kabul edin. Onları avukat gibi savunmaya çalışmayın. Bu sizi hakperestlikten uzaklaştırır, hakkaniyetten uzaklaştırır. Dolayısıyla da eşinizin size olan saygınlığını kaybeder. Çünkü adil olmuyorsunuz. Çünkü hakkı tutup kaldırmıyorsunuz. Çünkü haksızlık ediyorsunuz. Bu defa sizin adaletinizden şüphe edilir. Gelecek kaygıları oluşturursunuz eşinizde. Onun için problemlerin varlığını kabul edin. Eşinizle omuz omuza verin. Annenizi babanızı idare etmeye çalışın. Yoksa eşinizi karşınıza alarak, annenizin babanızın yanlışlarını avukat gibi savunarak sorunu çözemeyeceksiniz.